Değerli arkadaşlar, bu devrelerin tamamını seri RL, RC, RLC devrelerin tamamını hepsini bir yerde gösterelim. Bir tanesi, birincisi RL devresi. RL devresinde ne var? Aktif güç elemanı olan omik direnç ve L, yani bobin var. Bobinler nereden kaynaklanıyordu? Motorlardan, balastlardan ve trafolardan kaynaklanan bir yüktü. Değerli arkadaşlar, burada size XL değeri de verilebilir, L değeri de verilebilir. Eğer L değeri verilmişse XL'yi siz hesaplayacaksınız. 2π çarpı F çarpı L'de. Eğer burası Henry cinsinden verilmişse arkadaşlar, çarpan 1 olacak. Ama miliher verilmişse 10 üzeri eksi 3 ile, mikroher verilmişse 10 üzeri eksi 6 ile şu çarpım ifadesini, 2π F L değerini ne yapmanız gerekecektir? Çarpmanız gerekecektir arkadaşlar. Empedans R kare artı XL karenin karekökü. Kosinüs pi R bölü Z, aynı zamanda U R bölü U. Sinüs pi de arkadaşlar XL bölü Z U L bölü U şeklinde hesaplanabilir. Bu da akımla gerilim arasındaki açının değeri. Şurada akım gerilim eğimlerine bakalım. Gerilim arkadaşlar, gerilim sıfır fazdan başladığı varsayılırsa akım fi açısı kadar, diyelim ki 30 derece olsun bu, 30 derece sonra başlar. Diyelim şurası 360 derece ise gerilimin bitiş noktası, bir periyodun bitiş noktası 360 derece ise şurası, burası ne olacaktır? 390 derece olacaktır. Niye? Çünkü nereden başladı? 30 dereceden başladı akım. Bu şekilde. Aynı şekilde seri RC devresine baktığımız zaman da seri RC devresinde aynı bağıntıları kullanıyoruz. Ancak buradaki değerimiz eğer C cinsinden verilmişse ne yapacağız? Kendimiz hesaplama yapacağız. Burada eğer değer farad cinsinden verilmişse, farad, burası çarpanı 1. Yani şunun yanına çarpı 1 demeye gerek yok. Ama çarpan 1. Ama milifaradsa 10 üzeri eksi 3, mikro farad cinsinden verilmişse 10 üzeri eksi 6, nano 10 üzeri eksi 9, pikoda arkadaşlar 10 üzeri eksi 12 çarpanıyla buranın çarpılması gerekir. Tabii yukarı çıkacak o. O daha sonraki işler diyoruz. Empedans nedir arkadaşlar? Burada da empedans Z eşittir R kare artı XC'nin karesinin karekökü şeklinde bir bağıntıyla buldum. Aynı şekilde burada kosinüs pi, yani akımla gerilim arasındaki ilişki de şu şekilde hesaplanır, açı derecesi. R bölü Z veya U R bölü U. Aynı şekilde sinüs pi de X C bölü Z U C bölü U şeklinde hesaplanabilir. Kapasitif özellikli devrelerde akım gerilimden ileridedir. İleride olduğu için bu devre için söylüyorum. Çok ileride değil çünkü bir aktif güç elemanı olan omik direnç de var. Dolayısıyla fi açısı kadar ileride olduğunu varsayabiliriz. Diyelim ki şu sıfırdan başlıyor. Sıfırdan ne yaptı? 360 derecede sona eriyor. Burası 20 derece ise ne olacaktır? Burası da 340 derecede bir periyodu ne yapmış olacaktır? Tamamlamış olacaktır. Gelelim RLC devrelerine. RLC devrelerinde de arkadaşlar 3 tane devre elemanının, yani hem omik, hem indüktif, hem de kapasitif, yani R, XL, XC'nin birlikte olduğu devre elemanlardır. Yani karışık devreler. Dolayısıyla burada arkadaşlar iki tane farklı durum söz konusu olabilir. Bir, XL, yani indüktif reaktans, kapasitif reaktanstan büyükse. Bu durumda Z, R kare artı XL eksi XC'nin farkının karesi şeklinde hesaplanır. R eşittir bağıntıda R bölü Z, U R bölü U şeklinde hesaplanabilir. Sinüs pi ise arkadaşlar bu defa bakın XL eksi XC
bölü UL Z diğer tarafta eşittir dersek UL eksi UC bölü U şeklinde hesaplanabilir. Eğer karışık ancak bu devre indüktif baskın olduğu için akım gerilimden geride olacak arkadaşlar. Şu gerilim U, şu da I değerimiz olacak. Ne kadar geride? Fi açısı kadar geride. Eğer seri RLC devrelerde arkadaşlar, seri RLC devrelerde XC, XL'den büyükse bu durumda arkadaşlar empedans Z eşittir R kare artı XC eksi XL'nin karesinin karekökü, toplamlarının karekökü şeklinde hesaplanır. Burada kosinüs pi R bölü Z'den UR bölü U'dan hesaplanabilir. Aynı şekilde arkadaşlar sinüs pi de XC eksi, şunun tam tersi, XL, XC eksi XL bölü Z veya UC eksi UL eksi bölü U şeklinde hesaplanabilir. Karışıncık ancak bu devrede kapasitif etki baskın devre olduğu için akım gerilimden ne yapacak arkadaşlar? İleride olacak. Bu da U değeri diyoruz. Hepsinin seri RLC devrelerinin hepsinin bir arada gösterilmesini, RLC'nin birlikte gösterimini yapmış olduk. Bağıntılarımız bunlar. Bu bağıntıları kullanarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Problemlerimizi çözebiliriz. Şimdi aktif güç, indüktif güç, kapasitif güç var diyoruz. Arkadaşlar P eşittir U çarpı I idi. Aktif güç ohmik dirençten sebep olan güçtür. Yani bundan sebep olan güçtür. Aynı şekilde QL indüktif güç U çarpı I çarpı sinüs pi idi. Şurada kosinüs pi değerimiz var. Bu da arkadaşlar indüktif elemandan kaynaklı güçtür. Q C ise kapasitif reaktif güç ise arkadaşlar U çarpı I çarpı gene sinüs pi'dir. Bu devrelerin hangisinde kapasitif güç var, hangisinde indüktif güç var? Kısaca bakarsak şurada burada sadece direnç ve bobin olduğu için burada indüktif reaktif güç var. Burada aktif güçle beraber tabii ki. Burada yine aktif güçle beraber kapasitif ne var arkadaşlar? Kapasitif ve aktif güç değeri var. Burada da kapasitif reaktif güç ve aktif güç değeri var. Burada ise şu baskı, yani şu üçü birden olmasına rağmen bakın hem indüktif hem kapasitif reaktif hem de aktif güç olmasına rağmen şu güç bundan daha büyük olduğu için ne yapacaktır? Bunu yok edecektir. Burada indüktif etki yoğun. Burada da tam tersi kapasitif etki daha yoğun olacaktır diyoruz arkadaşlar.